Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok fazla istek gelen ve artık atlatamayacağım bir noktaya geldiği için sizlerle atölyemi paylaşmak istedim. Bu birazcık böyle vlog tarzında birazcık atölye tanıtımı gibi bir proje olacak. Gördüğünüz gibi benim atölyem bu. Bu videoya nereden başlayıp nasıl bitireceğimi bilemiyorum. Çünkü çok gördüğünüz gibi çok fazla eşya var. Çok karmaşık burası. Ben kabaca size atölyemde ne var? Bu yaptığım projeleri sizlerle nasıl, nerede hazırlıyorum konusunu değerlendirmeye karar verdim. Zaten dışarıda kötü bir hava var, yağmurlu hava. Bugün böyle bir videoyu çekmek için iyi bir gündü. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş başlayalım. Ben kabaca atölyemin genel hatlarından bahsetmek istiyorum size. Sol tarafta, yani size göre sağ tarafta görmüş olduğunuz matkap ve taşlama bölümü diyeyim. Burada o tip işleri yapıyorum. Yukarıda yapıştırıcıların bulunduğu bölüm var. Burada boyaların bulunduğu bölüm. Çeşitli ıvır zıvırların ve elektroniklerin bulunduğu bölüm. Alt tarafta diğer kullandığım ekipmanların bulunduğu bir bölüm. Size göre sol tarafta kullandığım alet edevatın asılı olduğu bir pano var. Hemen sağ tarafta gördüğünüz çalışma tezgahı. Burada da efsanevi el brezinin, gravür aletinin bulunduğu bölüm var. Arka tarafta gördüğünüz benim istirahat etme bölümüm bulunuyor. Hemen sol tarafta akvaryumumu görüyorsunuz. Bu güzel büyük bir akvaryum. Çalışma odamda olmasından çok memnunum ben bunun. Arka tarafta da kitaplığım bulunuyor. Buradan bir kitap alıp burada oturup kitap okumayı, burada vakit geçirmeyi çok seviyorum ben. Evimde en küçük odayı ben atölye olarak dizayn etmeye karar vermiştim. Dolayısıyla o şekilde oluştu burası. Yıllar geçti bu atölyenin bu hale gelmesi için gerçekten çok fazla çaba sarf ettim. Çok fazla biriktirdim. Çok fazla alet edevat aldım. Dolayısıyla bu oluşturduğumuz güzel projeleri bu atölyede gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda burası mini bir stüdyo olmuş oluyor. Dolayısıyla dilerseniz şimdi yavaş yavaş geçelim şeye. Ne var ne yok anlatmaya. Nereden başlasak acaba? Biraz karışık olacak ama artık idare edeceksiniz burada. Hemen sol tarafta gördüğünüz burada benim sürekli kullandığım el aletlerimin bulunduğu bir pano. Bunu yıllar önce yapmıştım. Atmaya kıyamadım. Hala bunu kullanıyorum. Bu alet edevat sürekli elimin altında ve hemen alıp buradan kullanabiliyorum. Esasında bu panoyu ilerleyen dönemlerde karşıma ya çalışırken karşıma duracak şekilde konumlandıracağım. Şimdilik burada bulunduğu yeri birazcık yapıştırıcı bölümüne geçelim. Arkadaşlar burada çeşitli yapıştırıcılar ve yağlayıcılar bulunuyor. Gördüğünüz gibi makine yağları. Bu tarafta da yapıştırıcı bölümü duruyor. Çeşitli yapıştırıcılarımız var burada. İhtiyaç oldukça buradan alıp onları kullanıyorum. Birazcık aşağı iniyorum. Burada sürekli sorduğunuz gravür aletinin çeşitli uçları bulunuyor. Buradan ihtiyacım olan ucu seçip kullanıyorum. Burada da elmas uçlar mevcut. Şöyle bakalım görebilecek misiniz? Çeşitli elmas uçlar var burada. Birazcık altında ise E takımlarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada çeşitli ebatlarda ve biçimlerde E'lerim var. Iskarpelalar, fırçalar duruyor. Burada matkaplarımın bulunduğu bir pano var. Bu uçları buradaki sunu matkaba yerleştirip delme işlerini burada yapıyorum. Biliyorsunuz siz de. Hemen birazcık daha aşağı inersek burada bilenmeyi bekleyen bazı matkap uçlarım var. Bunlar çeşitli projelerde kullandım. Köreldiler. Birkaç gün sonra buradaki taş ile bunları bileyerek tekrar kullanılır hale getireceğim. Arka tarafta bazı metal parçalar var projelerde kullandığım. Burada gördüğünüz benim
buradaki ufak tezgahımı aydınlatan masa lambası. Birazcık aşağı inersek biraz daha. Buradaki raflarda çeşitli el aletleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir dekupaj testeren var. Havya ve lehim teli, minik bir silikon tabancası. Arka tarafta zımpara kağıtlarımın bulunduğu bir bölüm. Yan tarafta işte sürekli kullandığım eldivenler, altta bir lokma takımı. Burada sürekli kullandığım, şunu şöyle biraz çıkartmak istiyorum. Burada sürekli kullandığım zımbalar, minik E takımları, işte pergelim, cımbızlarım vesaire bulunuyor. Biraz daha aşağı inersek bakalım burada ne varmış. İşte burada çeşitli elektronik devre ekipmanları var. Çeşitli projelerde bunları kullanıyorum. Vidalar, çiviler, bulunduğu kavanozlar, işte arka tarafta daha farklı kimyasal ekipmanlar bulunuyor. Hemen şuraya dönelim. Burada bir tane yatar daire testerem var. Ahşap işlerini bu testereyle yapıyorum. Kesme ve biçme işlerini. Gördüğünüz gibi hemen sizin sağ tarafınızda bulunan ekipmanlarım bunlar. Benim solumda duran diğer alana gelecek olursak burada da çeşitli boya malzemeleri duruyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hemen arkada bir tane tiner gözüme çarptı. İşte antipaslar, çeşitli boyalar, parlatıcılar, boya parlatıcılar. Birazcık daha aşağı inelim. Burada çeşitli diğer ekipmanlar var. Bakalım. İşte gravür aletinin kesici taşları. Bir tane potansiyometre duruyor. Birazcık daha aşağı inersek bantlar, çeşitli yapıştırıcılar, kalemler vesaire var burada. Burada Patrick Star gördüğünüz gibi. Birazcık daha aşağı inersek de burada benim çalışma masamı görüyorsunuz. Arkadaşlar zaten bütün videolarımı burada hazırlıyorum. Şimdi değişik açıdan gördüğünüz için biraz yadırgamış olabilirsiniz. Bütün projelerimi bu tezgah üzerinde gerçekleştiriyorum. Burada ışıklarım var. Kameramı gördüğünüz gibi ben buraya asıyorum. Şöyle göstereyim size. Kameramı bu şekilde buraya asıyorum ve burada çalışmaya başlıyorum arkadaşlar. Işıkları ben kendim yaptım. Bir armatürdü bu, aydınlatıcı armatürdü. Üzerine yağlı kağıt kapladım. İçine de LED ampuller koydum. Üstünde bir tane tavana bağlamak için ahşap iskelet yaptım. Ve kancalardan tavana astım ve çapraz kirişlerle tavana sabitledim. Artık çok fazla oynamıyor. Hemen birazcık daha sağ tarafa dönmek istiyorum. Burada akvaryumum var arkadaşlar. Arkamda da oturup kitap okuduğum ve istirahat ettiğim koltuğum var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi atölyem bu kadar benim. Bütün projeleri ben burada oluşturup sizlerle paylaşıyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur projelerimizi. Şu an için söyleyecek başka bir şey kalmadı. Az önce de söylediğim gibi bu videonun nerede başlayıp nerede bitmesi gerektiğini ben kestiremiyorum. Çok uzun zamandır atölyemi videosunu çekmemi istiyordunuz. Dolayısıyla atölyem bu kadar. Bir aksilik çıkmazsa daha uzun yıllar çok güzel projeleri hep beraber gerçekleştirip çok fazla eğleneceğiz. Yorum yapın. Merak ettiğiniz bir şey varsa ben orada açıklamaya çalışırım. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.